Evet, hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Patatesle böceği atıyoruz. Böceği var. Böcek var. Burası yemeye başlamış. Kapatmadan önce böceği atacağız. Şimdi onu atmaya geldim işte. Aslında bu ilaç patates ekimini de atacak, tohumu atırız ama biz tohumu hani o gözlerle, çimlenme gözlerle soruyor diye patates bu haldeyken atıyoruz. İlaçtan sonra da çapa yapılacak. Bakın arkadaşlar. Bunlar. Bu böcekler çok hızlı ürer. Patatese bir dadandı mı, bir bulaştı mı, yani patatesi komple yiyene kadar şu yapraklarını, sadece şu ana dalları kalır. Yapraklarını komple yer. Eğer bu ilacı atmazsak, yani patatesten çıkar. Sadece yani dalı kalır. Hiçbir verim alamaz. O yüzden buraya atıyoruz şimdi. Makinemizi ayarlayalım. Karıştırmaya başlasın. Şişiriciyi açalım. Her seferinde çıkıyor bu. Bak. Şimdi traktörü çalıştıralım. Hemen karıştırmaya başlasın. Öncelikle şunu kaldıralım. Bunun da sesi yeter. Sesi insana heyecan veriyor ya. Çalıştıralım şimdi arkadaşlar. Biraz gaz. Karıştırsın. Traktörün güzel sesi var ama değil mi? İnsana heyecan veriyor lan. Çok güzel bir heyecan veriyor. Yani böyle arkadaşlar. Traktörümüzü de çekelim şöyle. Karıştırsın. Karıştırdıktan sonra atmaya başlarız. Bir de ilacın nasıl karıştığına bakalım. Bak. Böcek ilacı kırmızı olur. Ot ilacı beyaz. Hortumdan geliyor. Aşağıda bu hortum var. Ondan çekiyor. İlaç makinesinin motoru. Buradan içine basıyor. Yani aşağıdan alıyor, yukarıdan içine bırakıyor gene. Bu şekilde devir daimli bir şekilde karıştırmış oluyor. Köprü önüne kadar karıştırıyoruz. Biraz köpürmeye başladı. Yani ne kadar iyi karıştırırsanız o kadar iyi ilaç verim güzel oluyor yani. Etkisi güzel olur. Karıştırmak önemli. Evet arkadaşlar, şimdi ilacımız tamamen karıştı. Kapağı kapatalım.
duralım trafiği. Şuradan karıştırıcıyı kapatıp atıcıları açalım. Şimdi atışta bu kollar çok önemli. Yani yükseklik. Neden derseniz bunlar ilacı atacak şeyler bunlar. Yani bunlardan çıkıyor. Bu eğer ki zemine çok yüksek olursa ilacın %20'sini kadar rüzgar alıp götürüyor. Yani tam şeye patatese ulaşmıyor. Bu zemine çok yakın olursa da sadece şu şekilde atıp geliyor ilacı. Yani sağa sola dağdırıp atmıyor. Bunun yüksekliği çok önemli. Şimdi bunun yüksekliğini ayarlayalım. Şu an çok yüksek mesela. Biraz inmesi lazım. Kaçta? Yani bunu şu şekilde. Bu şekilde gayet güzel. Şimdi atmaya başlayalım. Üç takviye ile atacağım bunu. Patatese ne kadar çok ilaç değerse o kadar iyidir. 12 gaz. Bu kadar devir yeter. Önce çalıştırıyoruz ilacı. Şimdi takviye 3'te. Bu şekilde. Bakın 10 numara atıyor şu an. Çiftçilik güzel iş bana göre. Yani ben severek yapıyorum. Gayet seviyorum. Seviyorum yani çiftçiliği. Herkesin kendi işi neyse, yani ne iş yapıyorsa onu severek yapması lazım. Ne kadar severek yaparsa o kadar iyi oluyor bence. Sevmeyerek yapılan hiçbir şey yani iş değildir. Zorla bir şey yapmak iyi değildir. Severek yapın arkadaşlar. Ne iş yapıyorsanız. Ben traktörü döndüreyim, tekrar çekmeye devam ederim. Yeniden merhaba. Tekrar diziye girdim. Yine geri gidelim. Bu kadar yeter. İndirelim makinamızı. Yeter mi? Yeter. Takviye 3. Sesine bayılıyorum. Çok güzel bir sesi var traktörün ya.
Çok güzel bir ilaçlama. Hiç rüzgar yok. Şu an 10 numara ilaçlama böyle. Rüzgar olsa bu şekilde olmayacaktı. İlaçlama makinesi de yani güzel makine. Bazıları var, bu kadar atamıyor yani. Evet arkadaşlar. Videom bu kadar. Sizi çok seviyorum. İyi günler. Hoşça kalın. İyi seyirler arkadaşlar.